İyi günler, ben Rehay Ağacıoğlu. Bugün 29 Ekim 2013 Salı. Bugün bayram, Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yılı hepimize kutlu olsun. Evet, bugün The Magpie dergisinin 12. sayısına geldik. 12. sayıda çok güzel bir konu var bugün. Şifreleme. Mayıs 2013'te çıkmış 12. sayı. Üçüncü sayfadan Contents içindekiler bölümüne bakıyoruz. İçindekiler bölümünde Scratchpad 34. sayfada Use Encryption to Code and Decode Messages. Yani bir encryption algoritması, şifreleme algoritması kullanarak mesajları hem kodlayacağız hem de o kodu çözeceğiz. Yani şifreleyip şifreyi çözeceğiz. 34. sayfaya gidelim. Substitution Cipher, şifre. Vekil şifre. Yani şifrelemeyi, bir teksti, yazıyı, mesajı şifrelemek için kullanılan algoritma, substitution algoritması, harfleri ikili olarak eşleyip, örneğin A'nın yerine C, C'nin yerine A kullanarak şifrelemek. Oldukça basit bir yöntem. Bu yüzden Pretty Poor Privacy diye başlık atmış Evil Genius. Şöyle Türkçe'ye çevrilebilir aşağı yukarı. Oldukça kötü bir gizlilik. Yani çok güçlü bir şifreleme algoritması değil. Difficulty easy. Yazımı da kolay olacak programın. Bu ilk paragrafın sonunda da işte şöyle demiş. Bu yöntemle şifrelenmiş tekstleri kırmak çok zor olmayacaktır diyor. Ama diyor, bu bir başlangıçtır. Yani basit bir şifreleme algoritmasından, bu substitution cipher'dan başlayacağız. Bu 5 tane butonu yapın diyor. Butonu Paint New Sprite ile kendiniz yapın diyor. İçlerine bu yazıları yazın ve onların her birine burada verdiğim kodları yazın diyor. Yanlarında açıklamalarını yapmış. Programı yazarken hepsini göreceğiz. Başlamadan önce şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Evil Genius, Antti LeCuan'ın profil resminde gördüğünüz kitap, Alan Turing The Enigma kitabı. Yazarı Andrew, soyadını okuyamıyorum. Kapaktaki kişi Alan Turing. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yaşamış İngiliz bir matematikçi. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar bir şifreleme makinesi geliştirmişlerdi. Bu makine sayesinde, ya daktiloya benzer bir makine, mekanik bir makine, bilgisayarlar henüz yok. Komuta merkezleriyle birlikler arasında haberleşmeyi şifreli olarak yapıyorlardı. İngilizler ve Amerikalılar bu mesajlara ulaşıyordu. Mesajları eline geçiriyordu ama şifreleri kıramıyorlardı. Yani mesajların içeriğini okuyamıyorlardı. Onun için bir proje başlattılar. Şimdi çok iyi hatırlamıyorum. Enigma o projenin ismi olabilir ya da makineye verilen ismi olabilir. Ama bunu Google'dan veya Wikipedia'dan araştırma yapabilirsiniz. Alan Turing yazabilirsiniz. Enigma yazabilirsiniz. 2001 yılında çekilmiş Enigma diye bir film var. O filmi seyretmenizi tavsiye ederim. Güzel bir film. Bu grubun içinde yer alıyor Alan Turing. Ve şifrelerin kırılmasında önemli bir rol oynuyor. Turing makinesi diye anılan, Turing machine diye anılan bir makinenin de mucidi. Mekanik bir düzenek, bilgisayar gibi çalışıyor. Sonsuz bir şerit, teorik olarak sonsuz bir şerit üzerine bölmeler var. O bölmelerin üzerinde de çok az sayıda komut var. Bu komutlar da belli switchleri, anahtarları çalıştıracak şekilde düzenlenmiş. Ve bu komutlar da istediği bölme kadar ileriye ya da geriye götürebiliyor. Ve bazı işlemler yapıyor. Az sayıda işlem. Bunların sayesinde bayağı şu anda kullandığımız bilgisayarların yaptığı işler gibi algoritmaları çalıştıran bir sistem. O yüzden Alan Turing bilgisayarın, bugünkü modern bilgisayarların kurucusu kabul ediliyor. Hakkındaki bilgiyi Google'dan ve Wikipedia'dan araştırabilirsiniz. Filmi de izlemenizi tavsiye ederim. Burada nasıl başlayacağımızı, neler yapmamız gerektiğini anlatmış. Her bir butonun altında, bu düğmelerin altında When Sprite 4 clicked mesela, bu Make Key Sprite 4 oluyor. Buna basıldığı zaman şifre anahtarını oluşturuyor. Bunu yazacaksınız diyor. İşte Decipher'ın altına şunu yazacaksınız falan. Bunları yapacağız biraz sonra. Esas ana algoritma değil. Yani hazırlık yapıyor. Yazdığınız mesajı şifreleme algoritmasına göndermek için hazırlığını yapıyor. Bunu şifreleme algoritmasına veriyor. Şifreleme algoritmasının çözdüğü ya da şifrelediği okunur hale getiriyor. Gönderilebilecek hale getiriyor. Biraz sonra göreceksiniz. Esas ana kod burada. When I receive cipher, şifre, alt programı. Bu alt program da çok kısa, bu kadar. Tamamı bu. Çok da basit bir program. Buradan programın üstünden düz bir mesaj girdiğinde, buradaki işlemlerden, algoritmadan geçtikten sonra size bunun şifrelenmiş halini veriyor. Ve yine tersine aynı program, aynı kod
Yukarıdan buna şifrelenmiş bir tekste, şifreli bir yazıyı girerseniz yine aynı algoritmalardan geçirdikten sonra size şifresi çözülmüş halini veriyor. Diğer o düğmelerin altına yazacağımız her şey kullanıcı ara birimi, arayüzü, user interface dediğimiz şeyle ilgili. Onunla ilgili bir şeyler de yapacağız. Sırf bu kadar kısa bir algoritma ile değil, biraz kullanıcı ara birimiyle de ilgili bir şeyler yapacağız. Burada örnek olarak şöyle bir paragraf vermiş. Donald E. Knuth'un klasik kitabı The Art of Computer Programming, Bilgisayar Programlama Sanatı kitabının giriş cümlesiymiş bu. Bu paragrafı örnek olarak girdiğinde program size şöyle bir çıktı veriyor. Ve bu çıktıyı export ile bir dosyaya yazdığınızda o dosyada görüntü böyle. Yani o biraz önce gördüğünüz paragraf bu hale alıyor. Ve bunu gönderiyorsunuz karşı tarafa. Şifre anahtarı karşı tarafta da var. Aynı algoritma, aynı program onda olduğu için o anahtarı kullanıp bunu çözüp tekrar bu paragrafı elde ediyor. Mesajı okuyabiliyor. Şimdi onun örneğini göreceğiz. Burada dikkat ederseniz şifrelediği istenilen şekilde yapılabilir. Bu normalde bu arada boşluklar olmayabilirdi ama öyle bir şey yapmış. Biraz daha zorlaştırıyor. Yani ne kadar zorluk katarsanız o kadar iyi. Çünkü teorik olarak şöyledir. Kırılamayan hiçbir şifre yoktur. Sadece zorlaştırabilirsiniz. Yani bir insanın yazdığı bir şifreyi yine bir insan, başka bir insan çözebilir. Sadece bu zaman alır. Zamanı, süreyi uzatabilirsiniz. Bu genel kuraldır. Şöyle yapmış işte şifrelenmiş kısmı burada o şekilde. Beşer harflik kelimelere bölmüş. Yani bunlar yalancı kelimeler, yalancı boşluklar koymuş araya. Ve 5 kelime her satırda olacak şekilde ve en son satırda da ne kadar kaldıysa o kadarını yazmış. Bunu gönderiyorsunuz karşı tarafa. Şimdi onu nasıl çalıştığına bir bakalım. Ben bu programı yazdım. Kendime göre birazcık değiştirdim. Ana algoritma değişmedi. Aynıdır. Sadece kullanıcı arayüzüyle ilgili kısmı değiştirdim. Bu butonları yaparak başlayacağız. Ama başlamadan önce şunu bir kapatalım ve programı bir çalıştırıp nasıl çalışıyormuş görelim. Şöyle yazdım. İsmini de PPP koydum. Pretty Poor Privacy demiş ya. Böyle bir program. Daha önceki çalıştırmamdan kalan burada yazılar var. Aynısını şimdi yapacağım. Diyelim ki sıfırdan başlıyoruz. Bize şey lazım. Bir tane şifre anahtarı lazım öncelikle. Ve iki tarafta da bulunması lazım. Yani şifrenin alıcısında da bulunması lazım. O yüzden birisi bunu yapıyor. Örneğin ben şimdi Make Key'e bastığım zaman bir şifre anahtarı yaptı. Oluşturdu, bitti. Şimdi bunu karşı tarafta da bulunması için bunu bir özel bir yolla bir şekilde gönderiyoruz. Şöyle, bunu dokümanın içine ben key.txt diye yazdığım zaman şöyle make key'in içine bakalım. Make key'in içinde alfabe var. Normal bir 26 harfli İngiliz alfabesi. Ve nokta, virgül, bar ve dalga işareti var. Bar, çubuk, satır sonlarını ifade edecek. Dalgayı da boşluklara yerleştireceğiz. Bunları karıştırıp şurada gördüğünüz şifre anahtarını oluşturdu ve ben onu export yaptım. İçine de şöyle baktığınız zaman onun dosya aç dediğinizde key text böyle bir şey. E bar nokta h a k r f diye gidiyor. Böyle bir anahtar. Karşı tarafa da bunun ulaştırmanız lazım önce. Sonra iki tarafta aynı şifreyi kullanıyor. Belli aralıklarla da değiştiriyorlar şifreleri. O da bir zorluk yöntemi. Mesela birden fazla şifre oluyor. Mesaj numarasına göre farklı şifreyi kullanıyorlar gibi. Mümkün olduğu kadar zorlaştırılmaya çalışılıyor. Şimdi nasıl kullanılıyor? Bu şifre anahtarım oluştu. Ben şimdi mesaj yazacağım. Buradan istersem import deyip nerede? Sketch Projects'in içinde biraz önceki yazının aynısını yazdım ben. Şurada Windows'ta yazınca bir tane yani bir editörle yazdığınızda ilk başa bir tane kötü bir karakter atıyor. Onu silmeniz lazım. Bunu şifreleyip gönderebiliriz. Ancak algoritma yavaş çalıştığı için bu çok uzun. Ben şöyle yapacağım. Bunu buraya import etmek yerine isterseniz burada içeride de yazabilirsiniz. Öyle yapacağım. Şuradaki artıya bastığınız zaman bir satır açıyor. O satırın içine tıkladığınız zaman yazmaya başlıyorsunuz. This is a test text. Diyelim birinci satıra. İkinci satıra işte bu second line. İkinci satır. Second line. Virgül. Buraya da şey yazalım. The end. Şöyle. The end. Nokta. Mesajım bu olsun. Kısa olması için böyle yazdım. Çabuk olması için. Şimdi bunu buraya yazmak yetmiyor. Load plain text deyip bunu şifreleme algoritmasına göndermek üzere input string'in içine
özel bir şekilde yazıyor. O özel şekilde bakın nasıl. Buraya load dediğim zaman boşluk olması gereken yere dalga işareti koydu. Satır sonlarına birer tane bar koydu. Şimdilik hazırlığı bu. Bu şekilde verdi. Ve text listi de boşalttı. Benim programın dergidekinden farkı bu. Ben bir tane text list kullandım. O iki tane kullanmış. Birisi get text, öbürü de onun şifrelenmiş veya deşifrelenmiş hali. Ben şöyle yapıyorum. Bir tane kullandım. Ben bunu yazdıktan sonra burayla işi bittiği için burayı boşaltıyorum. İkinci yerine kullanıyorum. Yani iki tane kullanmıyorum. Hem alandan hem de hafızadan kazanmış oluyorum. Ve şimdi bu buradayken artık şifrelenmeye hazır. Encrypt dediğim zaman ya da encipher neyse buna bastığımda başlıyor bunu şifrelemeye. Şeyi kullanarak. Burada biraz önce yarattığım şifre anahtarını kullanarak ve gördüğünüz gibi böyle karmakarışık bir şey yazdı. Bunu bitirdikten sonra o biraz önce bahsettiğim beşer harflik kelimeler haline çeviriyor. 5 kelime var bir satırda. İkinci satırda da işte ne kadar kaldıysa. Bunu işte tam bu aşamada artık sağ tuşa basıp export diyorsunuz. Ve Scratch Projects'in içine değil belgelerin içine, ben Documents'in içine yazayım. Buna da kripto diyeyim. Kripto txt demeyi unutmuyorsunuz. Nokta txt soyadı tek böyle olacak. Şimdi karşı taraf olduğumuzu varsayalım. Clear all. Her şey tertemiz. Hiçbir şey yok. Bu clear all'u ben ilave ettim ayrıca programa. Kapatıp açabilirsiniz veya işte buradan delete'ler yapabilirsiniz. Neyse. İlk yapacağı iş onda da var ya şifre anahtarı. Onu bu alfa listin içine yüklemek. Import. Anahtarı bir kere yüklüyor. Anahtarı elinde. Load key ile bunu programa yüklüyor. Programın şifreleme algoritmasının olduğu bölüme yüklüyor. Ondan sonra sizin gönderdiğiniz text onu buraya import ediyor. Siz bir text gönderdiniz, kripto gönderdiniz. Böyle aynı biraz önce yaptığımızın aynısı. Bu da aynı biraz önceki gibi şifreleme algoritmasına gönderebilmek için şu load shifter text dememiz lazım. Buna basınca bunu da özel bir şekilde, o özel şekilde çok basit boşlukları kaldırıyor ve bunu tek satır halinde input string'in içine yazıyor. Load shifter text dediğim zaman böyle hızlı bir şekilde yazdı. Şimdi artık bunu yine aynı şifreleme algoritması biraz sonra göreceksiniz. Diyagram olarak göstereceğim önce. Teorik olarak bir bakacağız. Kendimiz elle yapacağız. Aynı algoritmadan geçince şifre deşifre olmuş oluyor. Yani bu text biraz önce yazdığımız yazıyla karşılaşmamız lazım. Decipher'a basıyorum ve başladı. This boşluk yerine dalga koydu. Is a test text diye devam etmesi lazım. Text nokta satır sonu second boşluk line virgül satır sonu the end satır sonu. Sonra bunu buradaki boşlukları yani dalgaların yerine bu sefer boşluk koyup satır sonlarında satır atlatıp okunur hale getiriyor. Bunu artık export etmeye gerek yok. Çünkü şifrelenmiş bir mesajın bir yerde depolanmasına da gerek yok. Artık işte nasıl işleyecekse sistem öyle işliyor. Program bu şekilde çalışıyor. Şimdi ben öncelikle yazmaya başlamadan önce kodları teorik olarak bu iş nasıl çalışıyor? Biz bilgisayar olsaydık bu işi nasıl yapardık? Onu görmek için bir diyagram hazırladım. Cipher algoritm diye. Sadece bir background'dan oluşan boş bir proje. O yüzden background'a girip buna edit dediğim zaman burada istediğimi yapabiliyorum. Yani bilgisayar gibi elle yapacağım. Şimdi kural çok basit. Birinci adım şu. Bir tane alfabeniz olacak. Ben Türkçe alfabeyi, içinde Ç'si, yumuşak G'si, işte büyük İ'si bulunan bir alfabenin 16 harfini aldım. Yani çoğuna ihtiyacım yok şu anda bu test için. Balıkçı yazmak için yeterli harf var burada. Alfabeyi karıştırıp karıştırma işini de daha önce yapmıştık. Onun aynısını yapacağız. Bu plain alfa, düz alfabe. Cipher key, şifreleme anahtarı olarak karışık bir şekilde buraya yazıyorum. Sonra bu plain alfa ile işim bitiyor. Yani şöyle yapmıyorum. A'nın yerine D, B'nin yerine C, C'nin yerine L kullanmak değil. Kendi içinde şu şekilde gördüğünüz gibi eşleştiriyorum birer tane. O yüzden plain alfaya artık şu andan itibaren ihtiyacım yok. Onun üzerine şöyle bir dikdörtgenle ve fon rengiyle kapattığım zaman onunla vedalaşırız. Alfabe ile vedalaştık. İşimiz bitti. Biraz sonra programda yazarken de yapacağımız iş bu. Bir kere bir alfabe yapacağız. Ondan sonra karışıp şifre anahtarı oluşturacağız.
Eşleştirme şöyle oluyor. D'nin yerine Ç, Ç'nin yerine D kullanacak. Burada L'nin yerine E, E'nin yerine L kullanacak. Mesela şurada L'ye geldiğiniz zaman burada L yerine burada E'yi kullanacağız. Onun gibi. Eşleştirme de çok kolay. Şöyle indekse bakıyorsunuz. Bir tane harf alalım. Mesela yumuşak G. İndeksi 5. Bunlar 1, 2, 3, 4, 16'ya kadar endekslemişsiniz. Ve şuna dikkat edin. İkişerli eşleştirildiği için harfler alfabeniz çift sayıydı olmak zorunda. Eğer tek sayılıysa bir tane sahte karakter daha ekleyebilirsiniz. Dummy kukla bir karakter koyabilirsiniz oraya. İndekse bakıyorum. Yumuşak G dedik. 5. Tek bir sayı. Kural şu. Eğer indeksiniz tek ise, odd bir rakamsa bir sonraki eşidir. Yani yumuşak G'nin eşi burada i olmuş oluyor. İndeksiniz çift ise bunu nasıl yapıyorduk? Şuradan operators'tan hatırlarsınız modla herhangi bir sayıyı modun sağ tarafına 2 koyarsak buraya da bir sayı koyarsak bölüyor ve kalanı söylüyor. Kalanın kaç olduğunu ve buraya 2 koyarsak bir sayı mesela işte 5'i 2'ye bölerseniz 2 kere 2 4 kalan 1. Eğer kalan 0 değilse yani 1 ya 1 ya 0 olacak mod 2 yaptığınız zaman. 1 ise tektir, 0 ise çifttir. Bunu daha önce görmüştük. Oradan tespit edeceğiz. Neyse tekse bir sonrakine git. Eğer tek değilse çiftse bir öncekine. Kural o. Eğer indeks çiftse. Şimdi bu kurala göre ben bu balıkçıyı plain text, bu düz text şifreleyip bu enchiffered text neyse ben böyle yazdım, doğru mu yazdım bilmiyorum. Şifrelenmiş hale çevireceğim. Sonra bunun üzerine yine aynı algoritmayı, aynı adımları izleyip buradaki şifre anahtarını kullanıp aşağıya şifreyi çözeceğim. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Şu anda zaten tahminince anladınız bile. Mesela başlayalım ilk harften. Bilgisayar nasıl yapacak? O şekilde yapacağım. Algoritmayı bilgisayara iyi aktarabilmek, implement edebilmek için. İlk harfini alacağım. Ben şimdi bir bilgisayarım. Birinciyi aldım. B. Sonra bu B'yi cipher key'in şifre anahtarının içinde aramaya başlıyorum. Bir tane de indeks değişkenim var. Aradıkça bir atladıkça onu arttırıyorum. Birden başlıyorum ve arttırıyorum. Şimdi bu mu? Değil. Bir arttır. İndeksim 2 oldu. Bu mu? Değil. Sonra buna bakıyorum. Bu da değil. Böyle B'ye kadar gidiyorum ve indeksi de arttıra. Sonunda B'ye geldiğinde indeksim 11 olmuş oluyor. B olduğunu da buldum. Tamam. Artık çıkıyorum. Aramayı bitiriyorum. Çünkü B'yi buldum. İndeksim de arttı 11 oldu. 11 nedir? Tek bir sayıdır. Tek sayının eşi olan, indeksi tek olan harfin, karakterin eşi bir sonraki. B'nin eşi bir sonraki 12 yani H. Şuradan stem tool'u alıp bunun bilgisayar karşılığı değişken atama. Ben buradan bunu stemple alıp şuraya koyuyorum. B'nin şifre karşılığı. Sonra ikinci harf alıyorum. A. Aynı şekilde bakıyorum. Tek tek arıyorum. A'yı buldum. İndeksim 8 oldu. 8 çift bir sayı. Bir öncekine git. Burada da zaten işaretleri koydum. İkişerli. Bu kadar basit. Buradan M'yi alıyorum şimdi. Buraya koyuyorum. Ve devam ediyorum aynı şekilde. Tekrar stamp'e basıyorum. L. L'yi buldum. 3 eşi E. Şimdi sıra I'da. Arıyorum, buldum. İndeksi 13. Tek olduğu için bir sonraki. Eşi J. Karşılığı. Substitution'ı. J. Sonra K'ya bakıyorum. Tek tek aradım aradım. İndeksim bu arada arttı. K'da buldum. İndeksim de 16. 16 çift bir sayı. Bir önceki onun eşidir. F. Sıra geldi Ç'ye. Yine Stamp Tool. Ç'yi arıyorum. Hemen burada buldum. İndeksi 2. Çift olduğu için bir önceki onun eşi D. Bu şekilde bunu aldım. Buraya koydum. Stamp. Tekrar I'yı alıyorum bu sefer. Tek tek bakıyorum. Buraya kadar geldiğimde pardon. I aradığım karakterdi. İndeksi 13. Tek olduğuna göre bir sonraki J'de onun eşi onu yazıyorum buraya. Böylece şifreleme bitti. Şimdi baştan her seferinde arama yaptığım için alfabem ne kadar uzun olursa şifreleme ve deşifre etme süresi o kadar uzuyor. O yüzden
büyük harfleri kullandık. Küçük harfler, diğer ünlem işaretleri vesaireleri falan kullanmadık. Olabildiğince küçük tutmaya çalışıyoruz. Çünkü göndermek istenen sadece bir mesaj. Bu algoritma için böyle. Şimdi aynı algoritmayı buna uygulayayım. Tahmin edeceğiniz gibi balıkçı çıkacak yine. Bunu alıyorum. H. Aynı şekilde H'yi arıyorum. H'yi buldum. Eşi B. 12 çift olduğu için bir önceki onun eşi. M. Başlıyorum. Tekrar arıyorum. İndeksi 7. Tek. Eşi bir sonraki. A. Bunu aldım. Buraya koydum. Sonra tekrar sırada E var. Hop geldim. E'yi buldum. 4. Çift. Bir öncekine git. L. Buraya koy. Val çıktı bile. Sonra J'de sıra. Tek tek bakıyorum. J'yi buldum. İndeksine baktım. 14. Çift sayı bir önceki onun eşi ve I'yı aldım. Buraya koydum. Undo diyorum. Bir daha alıyorum orayı. Şöyle yapayım. Evet. Sonra sırada F var. Tek tek başlangıçtan aradım. İndeksini de arttırdım, arttırdım, arttırdım. F'yi buldum. İndeks de 15'e geldi. 15'in eşi 16. Tek sayı olduğu için bir sonraki eşi K. Ve sıra D'de. Daha birincide buldum. İndeksim de 1 o yüzden. Tek sayı eşi bir sonraki Ç. Evet. Ve son olarak tekrar J. C'nin de geldim. Buradan eşini buldum ve balıkçı. İşte algoritma bu kadar basit çalışıyor. Şimdi bunu implement edeceğiz. Algoritmayı inceledik, teorik olarak kurduk, kendimiz test ettik. Çalışacağını gördük. İmplementasyona başladık. İmplementasyon için şöyle yapıyoruz. Open deyip bunu kaydetme diyorum. No. Open demiyorum. Niye open dedim ki? New diyorum. Yeni bir sıfırdan başlıyorum. Dergide diyor ki yeni bir sprite açın diyor. Ve diyor sonra diyor kediyi silebilirsiniz. Böyle yapınca sprite 2'den başlamış oluyorsunuz. Çünkü sprite 1 zaten şu anda var. Yeni bir tane sprite de butonu paint yapın diyor. Kendiniz çizin diyor. Halbuki bunlardan var. Şimdi göstereceğim. Ben bunu silerek başlıyorum. Benimki sprite 1'den başlayacak. Sprite'ların isimlerinin yani numaralarının ne olduğu önemli değil. Önemli olan clicklandin de içine yazacağınız kodlar. Şuraya giderseniz choose new sprite from file şu butona. Aslında things'in içine gittiğinizde burada butonlar var. Yani birçok sprite'ın içinde başta bu things'in içinde buton ve buton pressed yani basıldığı hali bile var. Yani basılma efektini de yapabiliyorsunuz. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. Ben şimdi çok basit bir Paint ile buton yapacağım. Gölgeli, basılma efekti olan. Süremizin bir kısmını ona harcayacağız. Bunun sebebi şifreleme algoritması çok kolay. Bu derste ayrıca bir de kullanıcı ara birimiyle ilgili bir yeni bir şey öğrenelim istiyorum. Ve şöyle yapacağım. Başlangıç için şunu seçiyorum. Şimdi burada içine yazılar yazacağız ya düğmelerin. Ve düğmelerin boyları aynı. İlk başta yaptığımda M2'ye göre bir buton yapmıştım. Bu buton load cipher text'i almadı. O yüzden en büyük olan load cipher text'e göre bir buton tasarlıyorum. Ondan sonra yani en çok yer kaplayan bu load plain text. Ondan sonra bunlar da daha az yer kaplıyor. O zaman diğerleri de sığacak. Yani mantığım o. Ve o yüzden text'le ilk önce şunu yazıyorum. Oradaki load cipher text demiş. Bunu yazıyorum. Şimdi bu alan olduğuna göre buton için çok büyük görünüyor. İsterseniz şuradan küçültebilirsiniz. Ama küçültünce fontun güzelliği kayboluyor. Biraz böyle basit bir görünüm. Şunu da yapabiliriz. Ben öyle yaptım. Şöyle 48 gibi büyük bir buton yapacağım. Çok büyük font yaptım. Çünkü daha sonra sprite'i küçültebilirim. Böyle büyük yaptıktan sonra sprite'i küçülttüğünüzde yazının güzelliği bozulmuyor. Yine böyle estetik görünümü aynı kalıyor. O yüzden böyle yapıyorum. Bunu yazdıktan sonra işlem çok kolay. Şimdi gölgeli bir düğme yapacağım. Basılınca da gölgesinin üzerine otursun. Gölge kaybolsun. Bunu yapmak da şöyle. Çok kolay. Rectangle tool alıyorum. İçi boşu alıyorum. Şuradaki gölge için griyi seçiyorum. Yapmam gereken bir şey daha var aslında. Şu brush size'ı şunu seçiyorum. İsterseniz bunu da seçebilirsiniz. Çok kalın oluyor. Şu biraz ince oluyor. Şunu ben orta derecede bir kalınlık buldum. Brush size. Tekrar buraya gelip içi boşla. Dikkat edin. Şuradan nereden başladığım önemli değil. Bu tarafı sileceğim bunun. Yani bu gölge işaretinin. Şöyle
alt tarafı ve sağ tarafı şu şekilde ciphertext'i belli bir mesafe kalacak yerde bırakıyorum. Burada ve burada eşit bir mesafe aşağı yukarı. Burası önemli değil çünkü oraya butonun kendisi gelecek. Butonun gelmesi de çok kolay. Şimdi siyah renk alıyorum. Bu sefer demin buradan başladım ya, buradan başlıyorum. Şöyle yaptığım zaman bakın ve şuradan bakın beyaz alttaki şeffaf kısımlar görünüyor. Onlar görünmeyecek kadar yaklaşıp şöyle kapattığımda butonumun büyük çoğunluğu bitmiş oluyor. Şu gördüğünüz arkadaki kısım gölgesi, içi. İçinin rengini düzeltmem lazım. İçi de şöyle bir renk olsun. Evet, fena değil. Ya da şöyle biraz daha açık olsun. Boya kovasını alıp bunun içini boyadığım zaman, sonra şu gri kısma da bastığım zaman, evet böyle gölgeli bir text oluyor. Load ciphertext burada birazcık siyah sınıra dokundu. Onu şurada text tool'a basıp bunun şurada sol üst köşede bir tane tutamacı vardır. Siyaha geldiği için görünmüyor ama üzerine geldiğin zaman el şeklini alır. Ona basıp sol tuşla, masum sol tuşla bunu tam içine şöyle düzgünce yerleştirebilirsiniz. Gayet güzel oldu. Şimdi bunu okey dediğim zaman böyle kocaman bir butonum oldu. Düğmem oldu. Kostüm olarak bakıyorum böyle bir kostüm. Şimdi bir de bunun basılı şeklini yapacağım. Basılı şeklini yapmak çok kolay. Önce bundan bir tane kopya diyorum, kopyalıyorum. Sonra buna edit dediğimde yapacağım iş çok basit bir şey. Bu butonu alıp gölgenin üzerine oturtmak. Onun için de şu select tool'u seçiyorum. Alıyorum. Şuradan bir yerden tutup sol üst köşesinden. İsterseniz daha hassas çalışmak için şöyle biraz daha yaklaşabilirsiniz. Şöyle. Daha rahat yakalayabilirsiniz. Çok daha fazla da yaklaşabilirsiniz. Bakın ben biraz dışarıdan tuttu ama önemli değil. Çünkü biraz sonra küçültme yaptığım zaman bu detayların çoğu kaybolacak. Şu siyahın sınırını seçtiğim zaman içine girdiğimde el resmi çıkıyor. Bu benim bunu hareket ettirmemi sağlıyor bu şekilde. Text arkada kalıyor. Şu gölgenin üzerine tam oturttuğum zaman şu şekilde şöyle kılı kılına oturması çok şart değil. Şöyle bir buton oldu. Yazı arkaya gitti gibi ama o yazı her zaman önde olur. Yani bunu okey ederseniz load cipher yine öne gelir. Edit diyorum, tekrar giriyorum. Onun yerini düzeltmem ve renkleri biraz oynamam lazım. Şimdi öncelikle teksti şuradaki yerden tutup tutamadım. Şöyle yine ortalayayım. İçeriye alayım. Şöyle. Tam kılı kılına tuttum aslında. Çok yani aralarda az boşluk kaldı. Biraz daha geniş yapılabilirdi. Rengini de şöyle bir gölge rengi seçiyorum. Biraz daha açık bir ton seçiyorum rengini. Ve çerçevenin rengini de aynı şekilde şöyle mesela şunu seçeyim. Pardon, bu tekste hala, o yüzden değişti. Bu böyle olsun. Boya kovasını alıyorum, fill tool'u. Şunlardan birini mesela şunu alayım. İçini boyayayım. Bu çok açık renk oldu. Bir üsttekini alayım. Böyle bir şey oldu. Okey dedim. Basılı halde var. Şimdi bakın dikkat edin. Buradan kostüm 1'e geçtikten sonra kostüm 2'ye geçerken sanki bir düğmeye basılıyormuş gibi oluyor. Bunu ben artık küçültebilirim şöyle. Şuradaki shrink sprite'a bastığım zaman görünümü küçülüyor ama gördüğünüz gibi şifre biraz önce Punta'yı küçülttüğümdeki gibi çirkin olmuyor. Böyle bayağı güzel olarak küçülmeye devam ediyor. Stage'in de rengini biraz böyle bir gri tonu vereyim. Bembeyaz çok parlıyor burada. Hangisinden? Mesela şöyle şu orta renklerden birinden içini boyuyorum boya kovasıyla. Böyle oldu. Gölge de belli oluyor. Artık gayet güzel bir butonum oldu. Şimdi bu butonu ben kaydedip diğer projelerimde, bu proje dahil olmak üzere diğer projelerimde kullanabilirim. Çok kolay bir şekilde. Ama onu yapmadan önce ismini ben bunun load ciphertext'i şey için kullandım. Butonun size'ını tam ayarlayabilmek için. Ama şunu yapabilirim. Buradan tekste girip şöyle silip her şeyi, bunu buton deyip bilgisayar programlama araçlarında buton olarak bununla çok karşılaşırsınız. Hazır butonlar olur, onları kullanırsınız. Biz şimdi kendi butonumuzu kendimiz yapıyoruz. Bunu okey dedim. Adı buton oldu ama basılı olanı da değiştirmem lazım. Şöyle uzaklaşıp tekste basıp backspace ile hepsini silip buna da buton yazıyorum ve bu butonu da şöyle ortalıyorum. Şimdi ne yapacağım? Bir tane butonum var. Buna biz basıldığı zaman, üzerine kliklediğin zaman basma efekti olsun. Yani şu efekti yapabilirsin. Şöyle bastığı zaman. Scripts'ine bunun gidiyorum. Çok kolay. Kontrolden
When Sprite 1 clicked var. Yani bu kliklendiği zaman, üzerine kliklendiği zaman yapacağı şey şu. Lux'tan Switch to Costume önce 1'e getiriyorum. Yani başlangıç pozisyonuna bir garantiliyorum. Çünkü şöyle şeyde kalmış olma ihtimali var. Basılı kalmış olma ihtimali de var herhangi bir aşamasında programın. Sonra Next Costume'e geçiyorum. Ondan sonra bir tane kontrolden kukla bir program algoritması gibi düşünün bunu. Bir saniye boyunca bir şey yapacak. Bunu yalancıktan bir kod olarak koyuyorum. Sonra Next Costume'e bir daha geçsin. Bu artık şimdi bundan Next ile buna geçti. Next bir daha görünce buna geri döner. Yani basılır ve kalkar. Bu işlemi görmüş olacak bu algoritma. İlk yazdığımda dediğim gibi basılı olmadığı durumu garantilemek için. Ve bunu kapatıyorum. Şöyle stop script'le. Şimdi test ediyorum. Bakın teste geldim. Bu kapalı. Tıkladığım zaman bir kere düzeldi. Şöyle tıklayınca bir saniyelik basılı kalıyor ve yani o arada bir işlem yapıyor. Yalancıktan koydum o. Dummy kod diyebiliriz ona. Kukla bir kod koydum. Bilgisayar programcılığında sıklıkla kullanılır. Dummy karakter, dummy kodlar yani kukla sırf yer doldursun, iş görülsün, sonra düzeltilir diye. Bu butonu buraya koyarak buradan başlayacağım ama başlamadan önce şöyle yapıyorum. Sprite'ın üzerine gelip sağ tuşla Export this Sprite dediğimde kostümlerin içine değil de ben Documents'in içine yazayım. Buraya, ha bunu neden yapıyorum? Windows'ta kostümlerin içine yazdığım yere Windows'un içinden erişemedim. Yedeklemek istedim olmadı. Belki benim atladığım bir şey var ama Documents'in içine yazarsam yani yazmadan önce de buraya şöyle yapabilirim. Bu artık benim kostümüm ya başka kostümler de yaratabilirim. Başka kullanıcı ara birimleri, ara yüzleri yazmak için yani user interface yazmak için. Buna My Costumes diye ya da herhangi bir isim verebilirsiniz. Bir klasör açıyorum. Şuradaki butona, klasör butonuna, yeni klasör butonuna basınca ve bunun içine buton diye ya da şöyle push buton diyebilirsiniz. Şeyden ayrı olsun. Statik, hareketsiz bir butondan farkı olduğu belli olsun. Push buton diye bir isimle kaydediyorum. Oraya kaydoldu. İstediğim zaman artık lazım olduğunda gidip My Costumes'in içinden onu alabilirim. İçinde script olduğu da buradan belli oluyor. Buton, görünüşü, adı, her şey burada. Bu şekilde kullanacağım programda. Artık yazmaya başlayabilirim. Yazmaya başlamak için ilk yapacağım iş make key. Şimdi load cipher ile başladık şey ama o size'ı belirlemek içindi. Bunu make key haline çevireyim. Yapacağım şey her seferinde yeni bir butonla işe başladığımda tekste girip bunu düzeltmek. Make key yapıyorum ve make key ile işe başlıyorum. Bunu buraya kaydırıp okey dediğimde bu tamam. Bunun basılı halinde düzeltiyorum. Şöyle uzaklaşıp tekste basıyorum. Backspace ile siliyorum. Make key diyorum. Sonra bunu daha şöyle ortalıyorum. Bu da tamam. Buton işi tamam. Ve bunu buradan ilk butona ayarlayabilirsiniz. Böyle. Şimdi scriptleri yazmaya başlayacağım ama scriptleri yazmadan önce yani scripti buraya yazacağım. Şunu atacağım. Bu araya girecek. Ama değişkenlerim var. Değişkenlerimi tanımlamam lazım programı çalışması için. Şöyle yapacağım. Lazım oldukça değil. Bütün değişkenleri şimdi tanımlayacağım. Az sayıda ve kendini çok net ifade eden değişken isimleri olmasını istedim. Ayrıca dergiden farklı isimler verdim. Sebebi şu. Daha sonra geçeceğiniz C dilinde yani umarım geçersiniz. Scratch'te bu kadar ilerledikten sonra programcılığı öğrendikten sonra bir dile geçmek gerekiyor. Python dersleri olacak. Sonra C dersleri vereceğiz. Python ve C'de Java öğrenirseniz yine aynı şekilde karşılaşacağınız türden yaygın olarak kullanılan yani kanun değil, kural değil. İlla öyle kullanmak zorunda değilsiniz ama aynı dili konuşmak için programcılarla bazı genel kabul görmüş değişken isimleri var. Onları kullanacağım. Örneğin alfabe için bir string. String'in anlamı şöyle yazayım. Normalde şöyle yazardım bunu. Alfabet string. String'in bilgisayar terminolojisindeki anlamı katar demek. Yani karakter katarı. Arka arkaya dizilmiş olan karakterler. İlla harf olması gerekmiyor. Yani harfler, sayılar, noktalama işaretleri, işte ünlem işareti, yüzde, bölü vesaire hepsi karakter sınıfına girer. Bu karakterleri ip gibi dizdiğiniz zaman arka arkaya bir string elde edersiniz. Ve buna string deniyor. Karaktere de biraz sonra göreceksiniz. Karakterin kısaltılmışı yazılıyor.
ve kısaltılmışlar kullanıyor. Yani bunu böyle yazdığınız zaman çok açık ifade eder kendini. Alphabet string, yani alfabe string'i dediğiniz zaman, ama şöyle kısaltabiliyorsunuz. Bakın. str yazdığınızda bunu bütün programcılar bunun bir string olduğunu anlar. Şunu da alfa dediğiniz zaman bu programın içeriğinde bunun alfabe olduğunu, alfabe string olduğunu anlar. Okey. Yani aynı dili konuşmak önemli olan. Make variable'la sıradan değerlerini yapıyorum. Bir tane de key string'e ihtiyacım var benim. Bunda key str diyorum. Yani şifre anahtarı için. Şuradan devam ediyorum. Karakter demiştim biraz önce. Caharaçter diye yazılıyor karakter. Ve dediğim gibi letter'dan, dergide letter olarak kullanmış. Daha geniş kapsamlı bir kelimedir bu. Yaygın kullanılır. Letter kullanmanın hiçbir sakıncası yok. Ama ben bunu kullanacağım. Ve bu kısaltmasında bu şekilde cihar. Bu nasıl okunur bilmiyorum. Karakterçe nasıl okunuyorsa işte bunu da ben cihar diye okuyorum. Yani Türkçe fonetiğine uygun şekilde. Alışkanlık meselesi sadece. Doğrusunu isterseniz Google çeviriden veya internetten öğrenebilirsiniz. Ben şahsen bilmiyorum telaffuzu nasıl. Hep cihar diyeceğim. Bir de satır satır çalışacağımız için line satır demek. Çizgi demek olduğu gibi. str diye bir değişkene ihtiyacım var. Biraz sonra kullanacağız. Bu stringlerin uzunlukları için bir length'e ihtiyacım var. Length için bazı programlarda len diye de görürsünüz. Ben bunu length olarak kullanacağım. İkisi de yaygındır. Make a variable. İndekslerim var. String'in içindeki karakterlerin indeksleri için lazım olacak. Bir tane bundan bulunsun. Make a variable count var. Count la satır sayısını sayacağım ya da başka bir sayaç için counter için yani lazım olabilir. O da bulunsun. Olabilir değil, olacak. Bir de şifreleme algoritmasının kullanacağı inSTR input string'i böyle kısalttım. Yani normalde şöyleydi. Input text diyor dergide. Out değil tabii ki. Şöyle input text. Ben bunu şöyle yaptım. Textleri string'e çevirdim. Put'u da kaldırdım. Birisi in, biri out. İki tane put kullanmıyorum. In str. Bu da gayet açıktır yani. Girdi string'i anlamını net bir şekilde bir programcıya anlatır. Out str diğeri de. Yani şifreleme algoritmasından sonra çıkan yazı bunun içinde olacak. Bunlara ihtiyacım var. Şimdi iki tane de listeye ihtiyacım var. Make list ile onları yaratıyorum. Bunların bir tanesi karakter listesi. Cihar list yazdım. Bu şunun için lazım. Karıştırma işlemini yaparken indeksli olarak birini seçtikten sonra orayı silmem gerekiyor. Aslında ben bir listenin içine tek tek harf koyulmasını istemediğim için programdan farklı yaptım. Buradaki alfa str bazı tekstleri, stringleri list olarak kullanmış. Normalde bir listin içine her bir satıra tek harf gelmesi onu aslında string olarak, yani listeyi string olarak kullanıyorsunuz demektir. Yalnız string'in burada Scratch'e özel bir durum. Yani programdan programa değişebilir. İçinden bir tanesini silmek istediğim zaman listin içinden silebiliyorum. Delete dediğim zaman şurada hatırlarsanız delete var. İstediğim numaradaki hepsini, sonuncuyu, birinciyi ya da istediğim indekstekini silebiliyorum. O yüzden karakter listem lazım. İşimi gördükten sonra onunla işim bitiyor. Ama esas listim bütün yazışmaları yaptığım şifreli ya da şifresiz teksti yazdığım string list. str diyorum bu sefer onu küçük harfle. List. Listi lst diye de bazen görebilirsiniz. Bu da list olarak anlaşılır. Kısa yazmak kural değil. Aslında kendini anlatması için uzun yazmak daha iyi ama bunlar çok yaygın olarak anlaşılır net kısaltmalar olduğu için bunları yazmakta sakınca yok. Okey dedim. Evet, bu ana tekstim. Burada kocaman bulunsun. Şimdi buradan şimdilik gerekmeyenleri kaldırıyorum. Bunlar bana lazım oldukça açar kapar içinde neler olduğuna bakarım ama esas lazım olan bana alfa string'le, şimdi ona başlayacağım. Make key'de ilk yapacağım şey o. Karakter listi de şöyle koyayım. Bunun içine aktarıp ondan sonra bunun içinden rastgele karıştırıp sonra tekrar alfa string'in içine yazacak. Böylece pardon, key string'in içine yazacak. Böylece key string'im benim şifre anahtarım olmuş olacak. İlk yapacağım şey o. Şunu da yukarısı ve aşağısını butonlarla ve bu satırlarla kaplanacağı için boyunu böyle kısaltıyorum. Bunu da sağa kadar uzatabilirim. Böylece bol bol yazı yazabileceğim tek bir alanım oldu.
programda, belgedeki programda burayı ikiye bölmüş. Burayı geniş olmasını istedim ben. Şimdi başlayalım. Artık bir şeyler yazmaya başlayabiliriz. İlk yapacağımız iş şu. Birinci adım. Şu en kolayı. Alfa STR'nin içine alfabe yazacağız. Ve programda kullandığı gibi İngilizce alfabesini yapacağız. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, neydi sonra? U, V, W, X, Y, Z. Şimdi bakalım doğru yaptım mı? Bunu nasıl test ederim? Bana zaten length lazım olacak bunun. Set length'e operators'tan length of word. Kimin length'i? Şimdi alfa str'nin içine yazdım ya. Alfa str'nin length'i. Bunu okuyabilmek için de ben şu length'i açayım. Length burada bakın. Butona bastığım zaman basıyorum. Hemen içini doldurdu ve 26. Evet. Yani doğru yazmışım. Yanlışlıkla atladığım bir tane yok. 26 karakterli. Yalnız bununla bitmiyor. Burası önemli. Şimdi bakın end'e geliyorum. Diğer noktalama işaretlerini, ünlem vesaireyi kullanmadığımı düşünsem bile en azından bir nokta ve virgül lazım. Bunlar bulunsun. Bir tane bar işareti lazım. Satır sonunu belirtmek için. Alt satıra geç anlamında. Bar işareti de klavyemizde Türkçe standart bir klavye olduğunu varsayıyorum önünüzde. Space tuşunun, boşluk tuşunun hemen sağında Alt GR vardır. Solunda Alt, sağ tarafında ise Alt GR. Alt GR'ye basıp basılı tutarken Z tuşunun solundakine basarsanız şöyle bir bar işareti çıkar. Bunun adı bar, çubuk. Bunu koyduk. Şimdi biraz daha zor. Yine Alt GR'ye basıyorsunuz, öğrendiğiniz. Bu sefer yine standart Türkçe klavye olduğunu kabul ederek Ü'ye bastığınızda işletim sisteminize göre, mesela benim şu anda bu Scratch Windows'ta böyle çalışıyor. Raspberry'de nasıl çalıştığını test edemedim. Bir süredir ayrıyım Raspberry'den. 2-3 hafta sonra tekrar kavuşacağım Raspberry'ime. Ü'ye bastığım zaman bakın hiçbir şey olmuyor gibi görünüyor ama bunu yaptıktan sonra Space'e basarsanız hop geliyor. Böyle bir şey. Yani buna benzer çalışan bir iki tane karakter var. Bu bir arıza değil, böyle bir yöntem var. Böylece 4 tane daha ekledim. Zaten çiftti. Yine çift olması lazım. Basıyorum. 30. 30 karakterli bir alfabem oluştu. Şimdi artık bunu karıştırmaya başlayayım. Karıştırmak için şunu yapacağım. Length'im belirlendi artık. Bunu tek tek alıp harf harf karakter listesinin içine yerleştireceğim. O da çok kolay. Bir tane sadece şurada vardı. Evet, repeat'i alıyorum. Length'i biliyorum artık. Demek ki length kere bir işlem yapacağım. Yani 30 karakter olduğuna göre 30 tane işlem yapacağım. Taşıma işlemi. Taşıma işlemi de çok kolay. Önce bir garanti olsun diye şöyle bir şey yapıyorum. Karakter listin içini delete ile siliyorum. Şöyle all ve karakter listi bunun üstüne koyuyorum. Şöyle. Bir tane indekse ihtiyacım var. Set şuraya koyuyorum. Çünkü Alfa STR'nin içinde indeksle ulaşabilirim ancak karakterlere. Birden başlasın. Ve ne yapsın? Add karakter listesinin içine ne eklesin? Operators'tan letter'ı alıp buraya koyuyorum. Neyin letter'ı? Alfa string'in bir letter'ı. Hangisi indeksinci? Neredesin indeks? Gel buraya. İndeksinci. Bunu aldı. Ve indeksi bir arttırması lazım artık. Şuradan change index diyorum. Şuraya koyduğumda bunu da yerine yerleştireyim. Şöyle yapalım. Buradan bakalım. Bu düğmeye bastığımda bunları tek tek bir bir alıp char list'in içine yerleştirecek. Yanlış yapmadıysam bakalım oldu mu? Oldu. A'dan bir başladı. Dalga işaretine kadar 30 karakteri buraya yerleştirdi. Bu tamam. Bu benim ne işime yarayacak? Karıştırıp key string'in içine yerleştireceğim. Karıştırma algoritmasını daha önce yapmıştım hatırlıyorsunuz. Yine aynı şekilde bir döngü lazım ama bu sefer döngüm repeat until. Sebebi de şu. Her birini mesela rastgele seçtikten sonra key string'in içine atacağım ve bunu sileceğim. Böylece length'i bunun azalacak. Sıfıra kadar düşecek. O zaman şöyle yapıyorum. Operators'tan bir tane eşittir koyuyorum. Variables'tan length of
karakter listesinin boyu, işte yani karakter listesinin boyu sıfır oluncaya kadar bu döngü olsun. Şimdi yine indekse ihtiyacım var ama bu sefer indeksi artımlı yapmayacağım. Şöyle yapıyorum. Set, buraya koyuyorum bunu. İndeks, rastgele bir indeks lazım. Çünkü içinden rastgele bir numara seçeceğim. Pick random, birden nereye kadar? Karakter listesinin uzunluğu neyse oraya kadar. 1 ile 30 arasında mesela ilk önce. O yüzden buraya da nerede var? Burada var mı? Burada var. Burada varmış aslında. Şunu alıyorum. Duplicate ile buraya koyuyorum. 1 ile bunun arasında bir indeks seçti. Şimdi bir tane karakter artık set. O karakteri alıyorum. Cihar operators'tan. Yine şuradan aslında letter alabilirmişim. Duplicate buraya koyuyorum. İndeksi belirledi. Rastgele bir indeks. Bunu aldı karakter. Ve bu karakteri K-String'in içine yerleştirecek. Şunu da yapmam lazım demek ki benim. Set. Her ihtimale karşı içi dolu olabilir bir önceden. K-String'i. Şurayı tıklıyorum. Mavi oldu. Backspace'e bastığım zaman boşalır. Ve sıfır olur. Bu işe başlamadan hemen önce şurayı bir sıfırlasın. Burada bir sıfır olsun. Bunun içine ekleyeceğim. Ekleme işlemi de çok kolay yine. Aynı şekilde bir tane key string alıyorum. Join alıyorum şuradan operators'ın içinden bir tane. Ve bu join'in sol tarafına key string'i koyuyorum. Sağ tarafına da cihar'ı koyuyorum. Karakteri. Yani sürekli sağ tarafına bunu ekleyecek join'le ve bunu keystring'in içine set edince bu karakterleri arka arkaya rastgele olarak ilave etmiş olacak. Karakter buradan dolayı rastgele. Şimdi bunları yaptı. Şunu yapsın. O karakteri aldığı anda, bu işi bitirdiğinde, yani bu eklemeyi bitirdiğinde aldı ya artık o karakteri. Burada onun bulunmaması gerekiyor. Onu silsin. Delete. Şuraya bunu koyuyorum. Hangisini silecek? Tabii ki indeksinci elemanı silecek. Şimdi bakalım. Buraya geldik. Bunun içinde var. Make key dedik. İçini tekrar doldurdu. Ve bittikten sonra bakın rastgele bir sırada bunu buraya gönderdi. Artık şifrem burada oluştu. Yalnız bir gariplik var. Şeyler burada yanlış gitmiş. A'lardan çift var. Şuraya bakalım. Bir şey yanlış burada. İndeksi aldık. Alfa string'in içinden alıyor. Niye böyle yapıyor? Böyle yapmayacaktı. Burada yanlış yaptım. Karakter şöyle olacaktı. Özür dilerim. Item. Şimdi char listin, yani karakter listesinin içinden alıp buraya atacak. Karakter listesinin uzunluğunda tamam böyle. Yanlışlığım oradaymış. Buraya indeksten tekrar koyuyorum. Duplicate index. Bunun içinden alıp atacak. Sonra onu arkaya ilave edecek. Ve onu silecek. Şimdi doğru çalışması lazım. Evet. Böylece bir bug'ı hemen önlemiş olduk. Evet, bakıyorum. Şimdi burada hepsi şey görünüyor. Yani dalga işareti var, bunlar var, çift olan yok. Doğru çalıştı. Şimdi key string'im oldu ama şöyle bir ilave iş daha yapacağım. Programdakinden farklı. Ben bir tane char list kullandım. Buradan export'la bunun içini bir yere yazabiliyorum ya. Onu yapabilmem lazım artık. Oluşturdum. Bu key string'in içinde gizli benim şifrem. Daha doğrusu şifre anahtarım ama bunu buradan keystring'in içinden bir dosyaya yazamıyorum. Aslında bir kontrol edeyim. Yazabiliyor muyum? Normal read. Yok, yazamıyorum. Burada öyle bir seçenek yok. Üzerindeki sağ tuşa bastım. Burada var. O yüzden bunu yine düzgün bir şekilde, yani bunu aynı sırasında buraya yazıyorum ki export edebileyim. O da artık çok kolay bir işlem. Şuradakine benzer. Bir tane yine kontrolden repeat koyuyorum. Ne kadar? Length kere. Artık alfabenin uzunluğu değişmedi. Peki bunun da bir indekse ihtiyacı yok mu? Var. Şu araya böyle yapmama gerek yok. Direkt şuradan set variables'dan set indeksi. Neredesin indeks? Bunları ben hepsi bir arada olunca çok zor görüyorum. 1 diyorum. Başlangıcı 1'e. İndeksi 1'e işaretliyorum. Sonra yapacağım iş çok basit. Şöyle yapabilirim. Length'i direkt şöyle yazabilirim. Char list'in içine bir şey eklesin. Ne eksin? Operators'dan letter
Yani bunu karakter olarak okumama çok gerek yok aslında. Neyin letter'ı? Key string'in içinden alacak. Key string'in letter'ı. Hangisi? İndeks zinciri. İndeks de buraya gelsin. Bunu yaptıktan sonra indeksi bir arttırması lazım. Şuraya bunu koyuyorum. Bunu indeks haline çeviriyorum. Bir arttırsın. Şimdi bakalım ne olacak. Bastım. Burayı doldurdu düz. Sonra bunu karıştırdı, buraya yazdı ve bunu hop karışığı geri yazdı. Böylece artık bunu şuradan herhangi bir yerinden şuradaki gri bölgeden sağ tuşla, ha burada değil tabii ki, özür dilerim. Bu moddayken oluyor. Sağ tuşla çıkan listeden export deyip buraya kaydedebilirim. Şimdi ben onları sileyim yalnız oradan. Onlar bir önceden kaldı. Belgelerin içinden şu kripto key'i bir önceki denemeden dolayı kalanları, bunları sildim. Şuradan export diyorum. Şey diyeyim, açık açık bunu bu şekilde yazmanın çok anlamı yok ama şu anda sadece öğreniyoruz. Cipher key nokta txt diyorum. Okey dedim. Ve gidip baktığım zaman dosya aç. Cipher key yükle. U, Q, I ve A virgül diye gidiyor. Artık program boyunca ben başka şifre kullanmayacağım. MAC key yapmama gerek yok. U, Q, I ve A. Lazım olduğu zaman oradan buraya yükler ve kullanırım. Onu da şöyle yaparım. Bir tane hemen bu bitti. Yani MAC key bitti kısaca. Şu benim butondan bir tane daha alayım. My kostümün içinden butonu okey dedim, aldım. Ve şunu şuraya koydum. Bunu da kostümden, dergiden farklı olarak benim yaptığım yine bir şey bu. Load key. Şunu silelim. Load key diyorum. Şöyle ortaladım. Okey. Bunu her seferinde yapacağım. Yeni bir buton ekledikçe butonun içindeki buton yazısını şöyle silip load yazdım değil mi? Yanlış yazmış olabilirim. Load key deyip ortalıyorum. Okey. Ve basılı durumda bunu normal duruma getirdim. Bunun yapacağı işi de script'in içine yazıyorum. Bu yine script'i geldi. Şu bir saniyeyi çıkarıyorum. Buraya, bu araya yazacağım. Bunun yapacağı iş sadece şu. Buradaki yüklemiş olduğum karakterleri, karakter listini key string'in içine geri yüklemek. Niçin lazım o? Bana mesela, ben şöyle yaparım onu. Delete all deyip karakter liste bastığım zaman hepsi silindi. Şu anda bir şey yok. Benim kayıtlı bir anahtarım var. Onu buradan import deyip cipher key'i buraya yükledikten sonra artık make key kullanmıyorum. Bu arada sırada yapılan bir şey ama load key daha fazla kullanılan bir şey. Bu load key'e bastığım zaman bunu key string'in içine yerleştirsin. Hemen ilk olarak bir kere demek ki key string'in içini bir boşaltsın. Buraya tıklayıp sıfıra mavi olduktan sonra backspace'e bastım mı onun içi boş oldu artık. Yani sayı değil çünkü bir string. Şimdi ne yapacağım? Bunun boyu kadar oraya yükleme yapacağım. Onu da yine aynı mantığı kullanayım. Yani değişik şekillerde yapabilirim bunu. Ben şu silme mantığıyla yapacağım. Repeat until'i kullanıyorum. Operators'tan bir tane eşittir kullanıyorum. Variables'tan length of char list'i kullanıyorum. Eğer sıfırsa, yani sıfır oluncaya kadar şu işi yapsın. Set key string'in içine join'le key string'in arkasına neyi eklesin? Item bir numaralı itemini eklesin buraya. Onu ekler eklemez de delete o bir numaralı itemi silsin. Evet, sanırım bu kadar. Yani indeks kullanmama bile gerek kalmadı. Hep bir numaradan çalıştığım için. Load key dediğim zaman hop oraya yükledi. Yani burayı da silmiş oldu. Burayla işim yok artık. Yani bunu cipher key ile buraya yükleyip load key dediğim zaman şifre çözme veya şifrelemeden önce yapılacak olan ilk işlem. Bu kadar basit ve kısa bir şekilde bitti. Sıradaki neymiş? Load plain text. Bir plain text yüklemesi yapacağız. Yani buraya yazdım.
yazayım şöyle. This is a, demek ki gibi test text yazdım. Enter. Second line. Kısa tutmaya çalışıyorum. Virgül. Second line'ı niye yazmadım? Line yazmam lazım altına. Yanına. İkinci satır anlamında. Ve 3'e de the end yazdım. Bu tamam. Bunu ben şimdi her seferinde yazmamak için kaydedeyim. Export'la Documents'in içine ne diyeyim? Mesaj. MSG TXT. Bu mesajımız. Okey. O kaydoldu. Bunu artık silinse bile tekrar oradan import ederim. Import işlemi sadece mesajı oraya yüklüyor. Şunu yapacağız artık. Şifreleme algoritmasının kullanılacağı şekilde input string'in içine yazıyoruz. O zaman benim şunlarla işim bitti artık. Bunlarla işim yok. Bu ikisini alıyorum dışarıya. O düzgün çalışıyor artık. Onu biliyorum. Variables'tan neredesin? Instr. Outstr var. Instr. Evet. Instr'yi ve Outstr'yi açıyorum. Yani bu input string şifreleme algoritması şifreleyeceği yazıyı oradan okuyacak. Bu da output string. Bunlar dursun burada. Programı geliştirme boyunca bunları kullanacağım. Şimdi butonu şöyle biraz daha yukarıya alıp içindeki biraz da sağa hafif kaysın. Şöyle bir boşluk daha verelim. Öbürüne benzesin. İçine string'ini yazmadan önce isimlerini düzeltiyorum bunun. Text'le siliyorum. Delete'le bunu. Neydi? Load plain text. Plain text. Ve bunu yerini düzeltiyorum. Şuradan basıp şöyle buraya sığdı güzelce. Şöyle iyi. Okey. Ve bunun basılı haldekinde aynı düzenlemeyi yapıyorum. Uzaklaş, text'e bas, delete'le sil, load, alt satıra in, plain text. Yani düz text, şifresiz text'i yükle. Bu load işlemi kafanızı karıştırmasın. Yani load deyince direkt hard disk'ten okumuyor. Sizin hard disk'ten importla buraya yüklediğinizi insert'in içine atacak. Ve o işlemde şöyle çok kolay. Deminkine benzer işler yapacağız. Şunu alıyorum buradan. Şimdi Sprite 3'ün yani Load Plain Text'in algoritması. Yapacağı şey şu. Satır satır gezecek bir kere. Onun için bir counter'a ihtiyacım var. O yüzden set. Yo, tek tek birinci satırdan yapayım. Burayı boşaltacak ya. Ondan kurtuluyorum bu sayede. İşi birazcık kolaylaştırıyor. Nasıl olacak? Şöyle olacak. Repeat until kullanıyorum yine. Sileceği için satırları. Operators'tan eşittir kullanıyorum. Variables'tan bu string list. String list'in length'i. Burada char list yazıyor. Onu string list yapıyorum. Sıfır oluncaya kadar. Çünkü sileceğim. Bir numaralı satırdan okuyacağım. Ve bu şöyle. Variables'ta line str diye bir şey yapmıştım. Set line str, çünkü satır satır okumak için yarattım string değişkenini. Bunun içine sadece şöyle item string list'in birinci satırını bunun içine yükle. Tamam. Bunun length'ten ihtiyacım var. Boyunu bilmiyorum. Hemen şuradan set, aslında bunu line str'nin içine attıktan sonra hemen silebilirim. İşim bitti onunla. O satır silinebilir. Ctrl-S'tim. Bunları değiştirmeyi unutmayın. Ben bazen unutuyorum. Bir saçma sapan çalışıyor. Ondan sonra bunları düzeltmek gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Ctrl-E'de de gitmekte fayda var. Zaman kaybetmemek için. Şimdi nerede kalmıştım? Length'te. Length'e şu line Ctrl-E'yi okudu ya artık. Onun uzunluğunu yükleyeceğim. Ne kadar kere karakter okuyacağını belirlemek için. Ve buraya burada var mı? Yok. O zaman buradan alıyorum. Line str'nin boyu. Ve bir tane şundan koyuyorum. Repeat. Şöyle oraya koyarken bu bazı şeyleri için. Yok almadı. Tamam güzel. Length'i koyuyorum. Length kere. Çünkü o kadar tane karakteri var bunun içinde. Hemen karakter karakter okumaya başlıyorum. Set. Karakter. Buraya ne yazacağım? Operators'tan. Letter. Kimin? Line str'den okuyorum değil mi? Onun. Hangisini,
Hangi karakterini? İndeks lazım bana. O zaman hemen bir tane variables'dan set, önce bir indeksi 1'e eşitleyip yukarıya bir üstüne koyuyorum. Döngüye girmeden önce olduğu yer şurası. Buraya koyuyorum. Buraya indeks koyuyorum. O indeksi alacak. Ondan sonra bunu indeksi 1 arttırması lazım. Ama bir şey yapacak önce. Onu unutmayayım. Instr. Instr'nin içine yerleştirecek. O yüzden bütün her şeyin başına, yine içi daha önceden dolu olma ihtimaline karşı, burayı seçip mavi yapıp space'e basıp burayı boşalttım. Buraya koyuyorum. Yani en başa. Onun arkasına ekleyecek çünkü. Döngünün dışında başlangıçta olması lazım. Ve buraya da karakteri buldu ya artık. Instr'ye join'le, neredesin join? Instr'nin arkasına, buraya instr'yi koyuyorum birinci boşluğa, ikinci boşluğa da cihar'ı koyuyorum, karakteri. Bunun arkasına eklesin. Basit bir şekilde böyle. Ve bunu da yaptıktan sonra indeksi artık bir arttırsın. Çünkü bu döngü length kare olacak ama indeksi artırarak gitmem lazım. Set değil. Bunu yanlışlıkla set alıyorum. Bu da bir hata, bug sebebi. Change alacağım yerde seti aldığım zaman bir şeyler ters gidiyor. Ters gittiğinden anlıyorsunuz ve düzeltiyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Şimdi bu şunu yapar. Sanırım oldu. Başka bir şey olmaması lazım burada. Eğer doğru yazdıysam bunu load plain text deyince bakın oraya yazdı. Tek bir satır halinde buradaki paragrafı ve kendisi de silindi gitti. Tekrar yüklemek istersem edit moddayken import deyip o mesajı yükleyip tekrar load plain text deyince içini boşaltıp bir daha yazıyor. Yalnız ben şöyle demiştim. Boşlukların yerine dalga karakteri koyacağız demiştim. O yüzden şöyle bir şey yapıyoruz. Kontrolden if kullanıyorum. Basit bir if. Eğer karakter, şunu koymam lazım o zaman. Karakteri okudum ya artık. Variable'dan karakter. Boşluk ise, boşluğu da şöyle yapıyorum. Buraya geldiğimde bir tane space'e basmam yeterli. Ama emin olmak için içeride space çünkü görünmüyor ya, ikisi de beyaz. Boşluk da beyaz. Hiçbir karakter olmaması da beyaz. Buradayken birkaç kere backspace'e, birkaç kere de delete'e bastığınız zaman bir boşluk varsa sağında ya da solunda onu yok etmiş olursunuz. Aslında çok bastığınız zaman uzuyor böyle. Ama bir tane olup olmadığını anlamıyorsunuz. Delete ve backspace ile emin oluyorsunuz. Ve son olarak bir tane space'e basıyorsunuz. Bunu tabi herhangi bir yerden duplicate yaptığınızda kullanmakta fayda var. Buradan aldığınızda zaten boş oluyor. Karakter boşluğa eşitse set karakter, ben boşluk istemiyorum. Karakter dalga işareti. Ne yapıyorum? Alt GR'ye basıyorum klavyeden. Ü'ye basıyorum. Yine bir şey çıkmadı. Space'e basınca hop karakter oldu. Bunu alıyorum. Karakteri okuduğu yerden sonra hemen yerleştiriyorum ki karakteri okur okumaz kontrolünü yapsın. Ondan sonra da dalga işareti olarak eklesin. Boşluk işareti olarak değil. Bu length bittiği zaman satırın bir tanesi de bitmiş oluyor. Yani şurada. O zaman şundan bir tane çoğaltıp alttaki change'i atıp şuradaki cihar'ı da atıp şunun içine bir tane alt gere ile Z'nin yanı solundakine bastığım zaman bar çıkıyor. Bir tane bar koyup bunu döngünün dışına, şu döngünün dışına koyduğum zaman, çünkü o döngü line.str'yi okuyup karakter karakter işlemeyi yapıyor. O işlemin hepsi bittikten sonra şu length'in boyunda o satır bitmiş oluyor. Bu işte bana şunu sağlayacak. Şimdi tekrar import diyorum. Mesajı yüklüyorum. Okey. Burada daha iyi görüyorum. Şimdi bakın. İçi dolu ama boşaltacak. Load plain text deyince boşlukların içine dalga karakteri koydu. Satır sonlarına da bar işaretini koydu. Bu script de bitti. Bu kadar. Yani gördüğünüz gibi öyle karmaşık algoritmalar değil. Sadece amaca yönelik bir şeyler yapmasını istiyorum. Şimdi sıra geldi şifrelemeye. Önemli kısma geldi. Butonunu koyayım önce. Bir tane buton. Okey. Buraya koydum. O buraya geldi. Küçültünce sanırım öyle oldu. Onu orijin noktasını ayarlamak gerekiyor. Bazen şurada küçücük bir siyah bir çizgi olarak görüyorsunuz. Oradan alıp çekmeniz gerekiyor. Onun sebebini tam olarak net olarak tespit edersem derslerin birinde anlatacağım. Bugün birkaç kere yaşadım o problemi. Şimdi hemen butonun isimlerini düzeltiyorum. Butonun adı artık şifreleme. Encipher. Tekste basıyorum. Encipher. Böyle değil tabi. Cipher.
Şifrele. Okey dedik. Basılı haldekini de edit yapıyorum. Bunu da uzaklaşıp şöyle tekste bastığımda bunu da delete ile siliyorum. Kursörün bulunduğu yere göre ya delete ya backspace. Bunu da nCipher yazdım ve bunu da ortalıyorum şöyle. Göz kararı ortalamak yeterli oluyor. Ve bunu ilk pozisyonuna getiriyorum. Scriptine bakıyorum, yine böyle bir şey var. Bunu yapacağı iş şu. Artık burası yüklendi ya. Şeyi çağıracak. Kontrolden Broadcast New Cipher alt programı çağıracak. Şimdi benim öyle bir alt programım yok. Onu yazacağım. Onu da şeye yazacağım. Sprite'lardan birinin içine değil de Stage'in içine yazabiliyorum onu. Uygun. When I receive, cipher'ı yaratmış oldu orada broadcast deyince, bu bulundu. İlk yapacağı iş bunu harf harf alıp bu algoritmadan geçirmek. O zaman şunu yapması gerekiyor. Length bir kere length'i öğrenmesi lazım inctr'nin. Yani variables'tan bana bir length lazım. Set length inctr'nin boyu. Bunu buraya yükleyeyim. Nasıl operators'tan şuradan length'ten kimin input string'in içinde artık şifreleme algoritmasının kullanacağı index değil. Inctr. Şu. Bunun length'ini buraya aldı ve ne yapacak? O kadar kere tekrar yapacak. Kontrolle, repeatle length'i buraya koyuyorum. Şunu da yapabilirdim. Bunu buradan çıkarıp inctr'nin boyu değişmediğine göre bunları atıp length'i burada kullanmaya da bilirdim. Outctr'nin, outstring'in içinin dolu olma ihtimaline karşı bir kere onu bir boş hale getiriyorum. Şöyle outctr'yi yine buraya tıklıyorum. Şöyle mavi olması gerekiyor ve backspace'e bastım gitti. Bir de count'a ihtiyacım var. İndeksi şeye açayım. Neredeydi? Case. Evet, keys. Bunun içinden tek tek arayacak ya. Şimdi karıştırılmış şifre. İndeksi burada gezmek için kullanacağım. Count'u da inctr'nin içinde gezmek için kullanacağım. O yüzden bir tane count, bir tane de indekse ihtiyacım var. Count'u 1 yapıyorum. 1 olarak girecek. Ve inctr'nin içinden harf harf okumaya başlıyorum. Onun için şunu yapmam lazım. Şöyle karakterin içine operators'tan letter ve buraya count'u buraya da inctr'yi koyacağım. Input str'nin içinden count. Count'uncu harfi alacak. Karakteri alacak. Şöyle. İlk başta birinciyi alacak. Aldı. Ondan sonra bunu key string'in içinde tek tek araması lazım. Bunu araması için bir repeat until yapıyorum. Şöyle. Bu biraz değişik. İndeksi önce 1 yapıyorum. Set. Bunu buraya koyuyorum. Ondan sonra bir tane kontrolden repeat until koyuyorum. Repeat until'de şöyle bir şey yapıyorum. Operators'tan bir eşittir koyuyorum. Bu eşittirin sol tarafına karakter okudum ya artık burada. Variables'tan karakteri koyuyorum. Neye eşitse operators'tan şu key string'in letter key string'in indeksinci elemanına eşitse. Buraya indeksinci eleman koyuyorum. Ve buraya yazacağım tek şey sadece change index 1. Yani indeksi 1 arttı. Teorik olarak incelerken, diyagramdan incelerken baktığım gibi tek tek key string'in içinde indeksi 1 arttırarak bakıyor. Şu karakteri okuduğu in string'in içinden aldığı tek karakteri buradan tek tek bakıyor. Mesela t buraya kadar geldi. Bunun indeksini bulmuş oluyor. İndeksi burada 1 arttırdığı için bu döngü, yani şu şart sağlandığı anda buradan çıktığı için indeks artık benim oradaki
Keystring'in içinde bulduğum, karşılaştırdığım karakterin indeksi. Şimdi bu indeksi kullanarak algoritmada olduğu gibi şöyle bir şey yapacağım. If else kullanıyorum bunun için. Şuraya yerleştireyim. Eğer indeks, hemen şöyle yapıyorum. Operators'tan eşittir koyuyorum bir tane. Bir tane de mod koyuyorum. Mod 2'ye göre 0 ise çifttir. Herhangi bir sayı mod 2'ye göre kalan 0 ise çift bir sayıdır. Buraya koyacağım da benim indeks. İndeksi buldum ya artık. İndeks üzerinden gidiyordum. Böyle olduğu zaman ne yapıyordu? Çift sayı bir öncekine gidiyordu. Onu yapabilmem için benim nereye ekleyeceğim? Outstr'nin içine ekleyeceğim. Hemen şuraya bir tane outstr koyuyorum. Output string. Şuraya join koyuyorum. Join. Ve buraya yine outstring koyuyorum. Outstr. Bunun arkasına neyi koyacağım? Karakteri koymayacağım. Çift olduğu için karakterden bir öncekini koyacağım. Yani letter, bunu gidip keystring'in içinden seçmesi lazım. Çift olduğuna göre bir önceki olacak. Yani buraya bir çıkarma işlemi koyuyorum. Eksi bir. İndeksin bir öncekiydi ya. O yüzden indeksi burada var. Buradan alayım. Duplicate buraya koydum. İndeksin bir önceki. Çift olduğu için bir önceki. Bundan bir tane duplicate yapıyorum. Buraya koyuyorum. Şuradakini de artı yapıyorum. Yani çiftse bir önceki, indeksin bir önceki olacak. Bu değilse else tek demektir. O zaman bir sonraki. Bu bitti. Şimdi count 1 ile girdi. İndeksi bulmak için count 1 ile girdi. Bir sonraki karakteri atlamak için şuraya da count'u 1 arttırmam lazım. Döngünün en sonunda set değil, yine aynı hatayı yaptım. Change count 1 arttırması lazım. Bütün bu işlem bittiğinde kontrolden stop script dediğim zaman işte şifre algoritması bu kadar. Şimdi en şifre geri dönüyorum. En şifre sadece şunu yapıyor. Ben şunu yapayım. Neler var? Case string'im var burada. Tamam. Out string'im var. İçi de dolu. Load plain text buraya yazılmış. En şifre bastığım anda insert'i biraz önce yazdığım kod doğruysa şifreleyip buraya yazacak. Basıyorum. Evet, bir şeyler yapıyor. Gidip buradan tek tek mesela şöyle kontrol edelim. T'yi D olarak yazdı. Gidip bakalım T'ye. T'nin hemen solunda D var. Demek ki bu çiftmiş. Bir önceki D'yi bulmuş. Bar H'nin karşılığıymış. Gidelim H'ye bulduk. Büyük har. Bir önceki o da çiftmiş. Bu şekilde şifreyi de buraya yazdı. Keystring'i artık buradan çıkarabilirim. Görmek için de ne yaptığımı. Bu tamam ama yetmiyor. Ben bunu buraya bitirdikten sonra beşerli harfler halinde buraya yazacağım ya. Yine aynı şeyi yapıyorum. Buradan tek tek okuyup buraya yazacak. Ama ne yapacak? Beşerli ayıracak. Araya birer tane boşluk koyacak. Ve 25 tane olduysa, boşlukları saymıyorum, bir alt satıra geçecek. O da çok kolay. Hemen bir tane bunun boyu kadar bir şey lazım bana. Döngü lazım. Yine onu şuradan şöyle yapabilirim. Pardon. Şöyle repeat ile en şifreden, yani bu şifreden geldiğine göre artık benim variables'tan outstr'min içi dolu. Onun length'i kadar bir işlemim kaldı yapacağım. Length of outstr kadar tur atacak. Ve bunu yaparken bir tane indekse ihtiyacım var yine. Set outstr pardon index 1 yapıyorum. İndeksi 1'e eşitliyorum döngüye girmeden önce. Altına da şey yazarım. Change. Onu şimdiden yazayım. İndeksi 1 arttır. Karakter okuyacak şimdi. Set. Şuraya koyuyorum. Karakter. Nereden okuyacak? Letter'ını alacak. Kimin? Outstring'in. Şunu şuraya birleştireyim. Hangi karakterini? İndeksinci karakterini. Bunu aldı. Şimdi bunu buraya yazacak ama bunu yazabilmek için bir satır oluşturması lazım. Satır oluşturmak için de line str'yi kullanacağım. Yani satırı
oluşturup bitirdikten sonra STR'li listin içine edilecek. O yüzden bunu bir kere başlangıçta bir şöyle bir boşluk yapıyorum. Bundan bir duplikat yapayım. Bir tane daha lazım. Bunu yine döngüye girmeden önce şuraya koyayım. Burada bir kere boşluğa getirsin. Sonra bir tane if else yapıyorum. Bu işte anahtar noktası bu. 25'erli. Şimdi count artıyor ya. Count arttıkça sonunda 0 ve 0'dan başlıyor. Count'umu koydum mu koymadım. Şunun içine indeksi koyduğum gibi variables'dan set count koyuyorum bir tane. Bu count 5'erli 5'erli sayıp 25'e gelince alt satıra inmem için gereken. Eğer şöyle olursa bakın operators'dan eşittir 24. Sıfırdan başladığı için 24'e kadar gidecek. 5 kere 5 25. Yani 5 harflik 5 kelime halinde olacak. Buraya count'u yazıyorum. Eğer count 25 olduysa elindeki son karakteri de, çünkü aşağıda count'u saydıracağım. Elindeki son karakteri de line string'in içine ekle. O da yine join'le olacak. Join. Evet, neredesin? Line string burada, karakter de burada. Bu karakteri ekle. Ondan sonra bunu str listin içine add str listin içine neyi? Line str'yi. Neredesin line str? Gel. Şimdi bunu eklediğine göre artık line str'yi benim tekrar set line str ile boşaltmam lazım. Çünkü yeni bir satır oluşturacağım. Line str'yi şuradan boşaltıyorum. Ve count'um da tekrar sıfırdan saymaya başlaması lazım. O yüzden şuraya da count'u burada sıfırlıyorum. Bu şekilde. Burası böyle. Değilse, 24'e varmadıysa yine şuradakilerin aynısını yapacak. Duplicate. Şöyle. Buradan şunu alıyorum. Şöyle. Eğer şuraya bir tane if koyuyorum. Bunun nereye koyacağım? Şöyle yapıyorum. Eşitlik koyuyorum buna. Mod 5'e göre, yani 5'erli harfler yapacağına göre şöyle, eğer 0'sa mod 5'e göre kim sayacım count. O zaman nereye koydum? Oradan atmışım. Tamam. Add string ve şimdi işim yap. Bunlar gitsin. Şundan duplicate deyip buraya mod 5 olduğunda bir tane boşluk koysun. Yani 5 tane tamamlandığında bir tane boşluk koysun. Line str'nin sonuna. Ve onu bunun altına yerleştiriyorum. Şöyle bir bakayım nasıldı. Orada yanlışlık olmasın. Nerede? Yukarıda. Evet, sadece arkasına bir tane boşluk ekliyor. Ondan önce letter'ı ekliyor ve count'u burada bir arttırıyor. Count'un artımı burada. Tamam. Şunu buradan çıkarıyorum. Şöyle. Count'un artımı burada. Change. Count 1. Ve bir tane ilavede letter ilavesi de burada. Bunu buraya koyayım tekrar. Boşuna çıkarmışım. Şuraya karakter koyuyorum. Şöyle karakter. Şimdi bütün bunları ekledi. Yani 25 oldukça ekledi. 5 oldukça bir tane boşluk ekledi. İndeks var bir tane. İndeksim sayıyordu. Birden girdi ve harf harf girdiğine göre şuraya change index 1'i koymam lazım. İndeksi 1 arttırdığı yer şurası. Count bu arada dönüyor. Ve en son satırda biraz önce hatırlarsanız 25'e varmayabiliyor. Yani bir tane boş kalıyor. Şu add'den bir tane de en sona koyuyorum. Yani kalan line str'nin içinde kalan en son kalıntıları str listin içine eklesin. Duplicate. Şöyle. Şimdi bakalım. Doğru yazdım mı? Buradaki algoritmayı anladınız umarım. Yani şunu iyi incelerseniz, dergidekinin aynısı. Bunu böyle yapmak çok şart değil aslında. Yani out str'yi böyle de gönderebilirsiniz. Çünkü ben sonunda tekrar bunu
İnsetere'ye gönderiyorum. Bu yapılan ekstra bir işlem. Sırf görüntü olarak beşer harflik, beş kelime aralarında boşluk gibi görünsün. Tekst o şekilde gönderirsin diye. Çok lazım olan bir şey değil aslında. Bunu da gönderebilirsiniz direkt. En şifre bastığım zaman tekrar şifreleyecek şuradaki gibi. Bir yanlış yapmadıysam. Bunun aynısını bir daha oluşturacak. Ama bu sefer ondan sonra şu sayfayı yaptıktan sonra bu işlemleri yapacak. En sayfaya basıyorum. Şifrele bakalım. Evet, tek tek yine aynı şekilde şu anda gidip stage'e bakarsam şey çalışıyor, Cypher çalışıyor. Bu arada ikinci bölümde bu uzun tekstler için ilerleme, buraya progress yüzdesi koyacağız. Bu ders çok uzun olduğu için bu derse sokmayacağım onu. Yani yüzde kaçı tamamlandı? Evet. Bunları buraya ekledi ama bir şeyleri bakalım nasıl ekledi. Bir şeyler yanlış eklendi burada. Hemen bulalım. Neyimiz yanlış? Change index. Ben buradan bir şeyi almışım. Yani yanlışlıkla çıkardığım bir şey var. Repeat until. Hayır, o tamam, bu indeksi tamamlıyor. Burası değil ki bakmam gereken yer. Şimdi en sayfaya bakayım. Burada bir şey yanlış. Şimdi karaktere bunu yükledi. İndeksi bir arttırdı. Şurada da arttırmışım. Hemen bir arttırmayı buraya niye koydum bilmiyorum. Ha, en alttan bunları koyarken bu buraya kadar gelmiş. Bunu çıkarıyorum. Evet, hata bu. En alta onu, indeksi en başta koymuştum. Altta görmeyince bir daha koydum. İki tane oldu. Böylece böyle bir saçmalık oldu. Şunları siliyorum. Bir de ayrıca şimdi fark ettim. Buna girdiğinde burası işte dolu idi. Dolu olma ihtimaline karşı delete, yine en başına bir yere, mesela şuraya koyabilirim. All of str listi boşaltsın. Şimdi tekrar basıyorum. Bir daha şifreleyip. Buraya kadar doğru çalışıyor. Yani şifreleme doğru çalışıyor. Şu formatta buraya yazma işlemi. Ki oradan export yapıp kriptomuzu gönderebiliyoruz. Sonra da tek bir şey kalıyor. Ne kalıyor geriye? Deşifre kalıyor. Evet, hepsi buraya, bakalım. Gelmiş. Satır atlamış. Boşluklar yok. Count mode 5'te sıkıntı. Count'u bir arttırıyor. Ben burada boşlukları göremiyorum. Boşluklar içinse LineStr'ye bir tane boşluk ekliyor. Eğer count mod 5 öyleyse count'u arttırmamışım. Evet, burada count'u arttırmam lazım. Bir yerde count'un change ile burada arttırması lazım. Şu mod 5'in içinde bunu yaptı. Bu artıyor, tamam. Set count 0. Eğer count mod 5 sıfırsa bir tane join LineStr'nin arkasına, evet, bir tane boşluk koy. Şurada boşluğu mu yapamadım acaba? Evet, burada boşluk yok. İşte aynı o hata oldu burada. Buraya bir tane boşluk koymam lazım. Çünkü burada boşlukları görmüyorum. Her bir 5 harfin yanına boşluk koyacak. Tekrar yapıyoruz. Onu tamamladık. Oraya boşluğu yazdık. Bir daha yapıyoruz. Tekrar şifreliyor. Şunu şimdi silmedi. Çünkü delete all cipher'ın altında. Onu bitirdikten sonra silip başlayacak. Başa da koyulabilir. O bunun bir öncesine koyulursa en cipher'a basıldığında burası temizlenir. Onu da yaparız. Evet. Şimdi boşlukları görebiliyorum. Arada boşluklar koydu. Ve bunu export yaptığım zaman artık bu da şey, kripto olsun. TXT'yi unutmuyorum. Okey dedim. Ve gidip baktığımda dosya aç. Kripto bu şekilde şifrelenmiş. TZH ile bitmiş. Sonuna bakalım. TZH burada. Tamam. Bu tamam. Şimdi şey kaldı. Enşifre yaptıktan sonra deşifre kaldı. Deşifre'ın yapacağı şey de burada bir tane buton koyup buradaki yazıyı input str'nin içine verecek. Şifreleme algoritması yapacak. Buraya deşifre edilmiş olarak yazacak. Onu yapalım. Hemen bir tane buton koyuyoruz. Okey. Bunu yerine yerleştiriyoruz. Şöyle. İkinciye sığmayacak burada. Bir tane daha buton için yer var. Onun çok kolay çözümü. Küçültmeye basıyorum. Bunları birkaç kere küçültüyorum. 1, 2, 3, 4 kere. 4 kere. Ondan sonra boşlukta bir yere tıklayıp
kursör haline gelip şunları şöyle sola doğru ötelediğim zaman biraz sonra yapacağım. Şimdi bu buton load shifter text yazacağım. Sıra ona geldi. Buraya yer kaldı şimdi. Deşifir koymak için. Butonu hemen load shifter diye düzeltiyorum. Text load enter shifter text. Butonu buna göre ayarladığım için tam içine sığması lazım. Ve sığdı. Okey. Sonra bunun basılı halinde aynı şekilde düzeltiyorum. Uzaklaş, tekste bas, delete, sil, load, enter, cipher, text. Ve bunu da ortalıyorum. Şöyle. Okey. Başlangıca getiriyorum. Her şey doğru. Şimdi içine yazmaya başlayayım. Bu yapılacak işlem çok basit. Sadece ve sadece buradaki yazıları okuyup input str'nin içine boşlukları atarak yazmak. Yani burayı böyle göstermek için boşluk koymuştu. Boşlukları atarak yazacak str'nin içine. Hemen şöyle yapıyorum. Ctrl 1 repeat until. Bunun içine birden okuyup sileceğim. Aynı yöntemi kullanıyorum yine. Eşittir 0 ise ne eşittir 0 ise str listin length'i. Length of str list 0 oluncaya kadar burayı yap. Pekala. Line str kullanacak o zaman. Set line olarak okuyacağım çünkü. Line str hangisi? Str listin birinci elemanı. Item str listin birinci elemanı. Bunu yaptıktan hemen sonra bu birinci elemanı silebilirim. Orayla işim bitiyor. Artık line str'm var. Ve artık line str ile uğraşmak için şöyle yapıyorum. Bir tane döngü koyuyorum. Kontrol döngüsü. Repeat kaç kere? Bunu length'te işaretleyip de olabilirdi ama şöyle de yapabilirim. Length of buraya str pardon line str'nin kendisini yazıyorum. Bunun boyu kadar tekrarlayacak. Bir tane indekse ihtiyacım var. Onu instr'nin içine yazmak için indeksi 1 yapıyorum. Ve bu döngüye girmeden önce hemen buraya koyuyorum. Instr'nin içine koyacağım için instr'yi de boşaltmam lazım içine. İçine bir şeyler yazacağım. Şuraya şöyle boşluk. Instr'yi de hemen doldurmadan önce şuraya her şey başlamadan önce onun içine yazacak. Ondan sonra set instr input string'in içine join input string'in arkasına yani kendisinin arkasına buradan okuduğu indeks elemanı line str'nin şöyle yapıyorum letter index of şu indeksle sayıyor. Index of burası da line str. Duplicate buraya koydum. Bunu ekleyecek ama karakter evet burada şöyle yapmam lazım. Bir kontrol olduğu için şöyle yapıyorum. Set bunu karakter yapmam lazım. Şöyle cihar ve şuradaki letter index'i buraya koyuyorum. Ve buraya koyuyorum. Ve şu şart altında ekleyecek. Karakter eklesin buraya. Boşluk değil ise. Yani boşlukları atmanın çaresi o. Kontrolden bir tane if koyuyorum bunun içine. Şuraya da operators'tan önce bir not koyuyorum. Değilse. Sonra bir eşittir koyuyorum. Karakteri duplicate'le buraya koyuyorum. Şuraya da yine bir tane boşluk koyuyorum. Eğer boşluk değil ise arkasına ekle olmuş oluyor bu. Karakter okuduktan hemen sonra. Bu da tamam. Birincisi bu. Ve index var. Index'in artımını koymuş muyum? Buraya koymam lazım. Change
Yo, index 1 ile girdi. Şu döngünün içine koymam lazım. Evet. Change indeksi 1 arttır. Nereye? Şu indeks girdi. Repeat döngüsü var. Onun altında şuraya. Oraya değil. Şuraya koymam lazım. Tek tek arttıracak. Ve ne yapacak? Bu işlem bittikten sonra bir sonrakine gelecek. Bitince de tamam. Herhalde normal görünüyor bu işlem. Bastığım zaman şunun aynısını üst satırda göreceğiz. Çünkü o burada var. Boşluklar atılmış olarak buraya yazılacak. Ya tam yoksa doğru çalışması lazım. Evet. Aynısı burada yer aldı. Bu tamam. Geldik programın son düğmesine. Tabi programı ikinci bölümde biraz geliştireceğiz. Progress bar koyacağız. Kullanıcı ara birimi geliştirmesi için iyi bir şey. Çünkü uzun bir teksti şifrelerken ya da deşifre ederken bayağı bir zaman oluyor. Ve siz merak ediyorsunuz bunun ne kadar kaldı diye. Yüzde olarak işte %30'u bitti, %40'ı bitti diye söylemesi lazım. Onu yapacağız. Bu ders çok uzun olduğu için ikinci bölümde anlatacağım. Ve ikinci bölümde bu şifreleme yönteminin zayıf yönlerini, nasıl kırılabileceğini onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi ben ne yapıyordum? Evet, deşifre yapıyorum artık. Decipher az kaldı bitmesine. Bu kadar uzun olacağını tahmin etmemiştim aslında bu dersin. Sebebi araya birçok başka konularda girdik. Algoritmanın kendisi, programın yazılımı o kadar uzun sürmüyor ama hem teorisine diyagramda baktık. Programın çalışması nasıl oluyor diye daha önce yazdığım programı çalıştırdık. Bunlar tabii araya süre olarak eklendi. Şimdi bunu da deşifre. Evet. Decipher. Decipher ne yapacak? Scripts'e gel. İlk yapacağı iş bir kere burada şu bir saniye dummy kodu çıkardık. Kontrolden önce bir şifreleme işlemini yani şifre algoritmasını çalıştıracak. O bilmiyor ne yaptığını. Yani şifreli mi girmiş, şifresiz mi girmiş onun için fark etmiyor. O bunu alır buraya pat diye atar. Basalım. Evet, yapıyor. This boşluğu kok yerine bu geldi. Is a şimdi şifre çözülüyor. Test, text. Yine aynı şeyler yapıyor. Gidiyor anahtarın içinde buluyor. Tekse bir sonraki, çiftse bir önceki diye çiftliyor ve bitti. Şimdi ben bunu buraya string listin içine şurada artık son adımım okunaklı halde yazmak. Okunaklı halde yazmak da boşlukları buradan atmak ve barı gördüğün zaman alt satıra geçmek. Onun için yine bir tane alt string'in içinde gezmek için bir döngü koyuyorum. O da şöyle. Gayet basit bir şekilde buraya length of outstr oluştu ya artık. Outstr'nin boyunu koyuyorum. Şöyle koydum. Outstring. Bu kadar kere tekrar edecek. Bir tane indekse ihtiyacı var. Index gezeceğine göre set indeksi 1 yapalım. Birden başlasın. Sonra bir tane karakter lazım. Karakteri okusun. Cihar. Bu cihar nedir? Letter outstring'in indeksinci karakteri. Buradan tek tek atlayarak gideceğine göre. Bunu karaktere yazmamın sebebi dalga işaretlerini ve barları tespit edebilmek. Yoksa direkt eklemem yeterli oluyor. Nerede kaldım? İndeks. İndeksinci elemanını karaktere yükledi. Şey de koyayım. Bu her zaman bir karışıklık yaratıyor ama yani programda indeksi bir arttıran satır en altta olacak. Diğerlerini buraya yazacağım. Şimdi şöyle yapıyorum. Bir tane if kontrolü. Madem ki dalga işaretleri boşluğu temsil ediyor. Şöyle yapıyorum. If'i buraya birleştirebilirim. Gerekirse bir şey. Evet şeyi setlere listi burada boşaltayım. İçi dolu olabilir. Altına eklemesin. Delete all. Bunlar önlem için. Bazen içinde bir şeyler kalıyor. Onun altına ekliyor. Burayı bir pırıl pırıl temizlesin. Bu if'e gelmiştik. Eğer karakter şuradan bir operators'tan eşittir koyuyorum. Cihar burada yok. Variables'tan gidip alıyorum. Cihar gel buraya. Ve şuraya bir tane dalga işareti koyuyorum. Bu dalga işaretleri boşluğun yerine konmuştu. Şimdi onu geri çeviriyorum. Eğer dalgaysa set karakteri neredesin karakter? Boşluğa çevir. Burayı seçip bir kere space'e bastım mı bu boşluk oldu. Bunu yerine yerleştireyim. Şurası.
satır açmam lazım. Line.str. Şuradaki Line.str'yi önce bir boş yapmam lazım. Line.str'yi boşluk yapıyorum. Ve bu en başta yine girmeden önce olsun. Boş olarak olsun. Ve burada ekleme yapıyorum. Karakter eğer şöyle Line.str'nin arkasına join'le Line.str yazıyorum. Var mı burada Line.str? Yok. Şuradan alıyorum o zaman. Karakteri ekleyecek. Şimdi burada karakteri ekledi. Ama eklemeden önce şey yapması lazım. Varsa şöyle yapayım. Buraya bir if else koyacağım. Eklememesi ve olayını buraya ekleyip Line.str'yi sıfırlaması lazım. Bu şu demek. Bir tane if else lazım demek. Yani iki işlem var. Bunu şuraya koyuyorum. Operators'tan eşittir. Eğer karakter bar ise, alt kere ve z'nin yanındaki tuşa bastım, bar. Böylece eklememiş olacak çünkü else durumu bu. Ama bir şey yapacak. Satır sonu geldi. Satır sonu geldiğine göre Line.str'yi str listinin içine ekleyecek. Yani add str listin içine şurada Line.str ekleyecek. Line.str burada var. Duplicate. Bunu oraya ekleyecek. Eklemesi yetmiyor. Bir de artık Line.str'yi yine sıfırlaması lazım. Set. Onun içine oraya aktardığına göre Line.str burada artık boş olmalı. Sildim. Değilse de eklemeye devam edecek. Bu kadar. Buraya koyduk. Bir hatam var mı bilmiyorum. Evet. Ekledi. Sonuncuyu gördüğünde onu da ekledi ve sonuncuya geldiği için de biter. Sanırım tamam. Şimdi de cipher'a bastığım zaman yine bu şifrelemeyi yaptıktan sonra eğer yazdığım kod doğruysa, burada bir hata yapmadıysam bunu buraya doldurduktan sonra buraya yazacak. Decipher diyorum. Evet. Önce bir deşifre işlemini yapıyor. Bitmek üzere. Bittikten sonra hatam yok ise string list nereye ekledim? str list. Et. Evet, bir şeyler yanlış. Out str, Line.str. Şimdi indeksi burada birledi. İndeks burada artıyor. Length of Out.str kadar burayı tekrar ediyor. Karakteri alıyor Out.str'den indeksinci elemanına. Eğer karakter dalgaysa onu boşluğa çeviriyor. Eğer karakter bar ise bu oluşturduğu Line.str'yi str listin içine ekliyor. Demek ki buraya hiçbir zaman girmiyor. Aslında burada var, burada var ve burada var. Ve burada da Line.str'nin arkasına karakter ekliyor. Eğer böyleyse. Değilse bunu ekliyor. Burada hatam nerede? İndeksi bir arttırıyorum. Set indekste. Evet. Bunu hep yapıyorum bu hatayı. Change index koyacağım yere set index koymuşum. Bunu hemen change index, yani indeksi bir arttır şeklinde tekrar basıyorum. Biraz daha zaman alacak. Ve şifrelemeyi yapıyor. Her seferinde bir olduğu için birden ileriye gidemedi. Böyle kısa bir yazı seçtim. Dergideki gibi uzun bir yazı. Bayağı uzun, dakikalar sürüyor. Bu bile uzun. Evet. Gayet güzel oldu. This is a test text. Büyük harflerle second line the end. Böylece bunu da yapmış oldu. Şimdi şöyle yapalım. Burada bitti. Yani programımız tamam, çalışıyor. Bütün özellikleri çalışıyor. Bunu yazın. Dergidekini yazabilirsiniz isterseniz aynen. Çünkü burada önemli olan şifreleme mantığını öğrenmekti. Ben burada butonları koydum. Progress bar'ı ikinci bölümde koyacağım. Şifrenin kırılması için neler yapılıyor onları göstereceğim. Diğer şifreleme yöntemlerini nereden bulabileceğinizi, ulaşabileceğinizi göstereceğim. O biraz daha değişik bir bölüm olacak. Şimdi son olarak o dergideki örnek paragrafı buraya import ediyorum. Nerede? Sketch Projects'in içinde. Türkçesi şöyle bir şey. Bununla bitirelim. Şu karakteri de sileyim. Windows kullanıcıları buna dikkat etsin. Save as UTF-8 ile yazdığınızda bunu bir tane buraya karakter atıyor. Ve şöyleymiş Türkçesi. Sayısal bilgisayarlar için programlar hazırlamak sadece ekonomik ve bilimsel kazanımlar sağladığı için
çekici bir uğraş değildir. Ayrıca şiir ve müzik gibi estetik deneyimler kazandırabilir. Bilgisayar Programlama Sanatı kitabı Donald E. Knuth. Soyadını yanlış yazmışım. Bir tane de H vardı onun soyadında. Evet, bu ders burada bitti. Biraz uzun oldu ama en keyifli konulardan bir tanesi şifreleme. İkinci bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.